Merhaba herkese. Bu derste lambda expressions yani lambda ifadelerinden bahsedeceğiz. Lambda ifadeleri STL ile birlikte oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu sebepten bu konu üstünde ayrıca tek olarak durmak istedim arkadaşlar. Lambda expressions C++'a 11 standardı ile birlikte eklendi. Lambda ifadeleri bir fonksiyonun çağrısının yapılacağı yerde doğrudan fonksiyonun kodunu yazabilme olanını sağlıyor bize. Normal fonksiyonlarda nasıldı? Normal bir fonksiyonu tanımlıyorduk. Herhangi başka bir yerde o fonksiyonu çağırabiliyorduk. Ama lambda ifadeleriyle birlikte kullanılacak olan fonksiyonlar ihtiyaç duyulan yerlerde tanımlanabiliyor. Yani hem tanımlıyoruz hem çağırıyoruz aynı yerde. Lambda ifadeleri için çağrılabilecek olan bir kod birimi yani callable bir kod birimi olarak da bir tanımlama yapabiliriz arkadaşlar. Lambda ifadeleri kodu genel ve düzenli hale getirmek için oldukça yardımcı yapılardır. Jenerik algoritmalar kullanırken bunlara parametre olarak lambda ifadeleri geçirebiliriz ki STL içerisinde bunu sıkça yapmamız gerekecek. Hemen başlayalım dilerseniz. Normal bir fonksiyonla lambda ifadesinin görünüşü arasındaki farklılıkları inceleyelim istiyorum ilk olarak. Bakın şu burada geleneksel bir fonksiyonumuz var. İki tane parametre alıyor. Bunları geriye döndürüyor. Ben bu fonksiyonu nasıl çağıracağım? Main fonksiyon içerisinde çarplayacağım. 11 ve 22 olarak parametreleri de geçireceğim ve fonksiyonu bu şekilde çağırmış olacağım. Yani fonksiyonun gövdesi bir yerde, çağırdığım yer başka bir yerde. Bunu ben lambda ifadesi olarak yazmak istersem arkadaşlar, ilk olarak köşeli parantezi yazmam gerekiyor. Lambda ifadelerini köşeli parantezlerle başlıyoruz. Parametrelerimi tanımlıyorum yine integer x ve y şeklinde. Bakın fonksiyonun gövdesini yine süslü parantezlerle ifade ediyorum. Return diyorum x çarpı y noktalı virgül. Ardından bu fonksiyonu burada icra etmek için, burada çağırabilmek için yine şu normal düz parantezleri çağırmak zorundayım. Yazmak zorundayım. Lambda ifadesi aslında şu kısım ama bu fonksiyonu çağırmak için, bu ifadeyi çağırmak için bu parantezi, düz parantezi açıp kapamak zorundayım. Yani şurada iki adımda gerçekleştirdiğim işlemi lambda ifadeleriyle tek bir satırda gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Lambda ifadesini biraz daha detaylı inceleyelim isterseniz. Lambda ifadeleri az önce belirttiğim üzere köşeli parantezlerle başlıyor. Ardından parametreleri yazacağımız bir parantez açıp kapatıyoruz. Ardından mutable ve throw. Sonra geri dönüş değeri. Geri dönüş diyelim. Geri dönüş türü. Geri dönüş değeri değil. Geri dönüş türü arkadaşlar. Ve fonksiyonumuzun gövdesini yazıyoruz. Fonksiyon gövdesi. Evet. Köşeli parantez içerisinde arkadaşlar yakalama tanımlaması. Yakalama tanımlaması. Capture Specification orijinal ismiyle. Nedir yakalama tanımlaması? Dış değişkenler yani lambda ifadesinin içerisinde değil de dışarıdan erişeceğimiz değişkenleri kopyalama yoluyla mı alacağız, referans yoluyla mı alacağız? Onun bildirimini burada yapıyoruz. Ardından düz parantezler içerisinde yine parametre listemiz var. Tıpkı normal fonksiyonlarda olduğu gibi. Ardından bu table var. Yakalama tanımlaması ile bağlantılı bu da arkadaşlar. Değişkenleri içeriğini değiştirip değiştirememekle alakalı ayarı mutable yapacağız. Throw, eğer bizim lambda ifademiz bir istisna döndürüyorsa, bir exception fırlatıyorsa onun tanımlamasını burada yapacağız. Zorunlu değil. Aynı şekilde mutable da zorunlu değil arkadaşlar. Bunlar opsiyonel. Geri dönüş değeri, geri dönüş türü. Geri dönüş türünü ifade ederken pointerlardan hatırladığımız şu ifadeyi kullanmak zorundayız. Yani tire ve büyüklük işareti, ok simgesini anımsatan o ifadeyi yazmamız gerekiyor. Ve geri dönüş türünü integer olur, void olur, string olur artık her neyse onu yazmamız gerekiyor. Ki bu da zorunlu değil arkadaşlar. Geri dönüş türünü de burada belirtmek zorunda değiliz. Ve süslü parantezler içerisinde de arkadaşlar icra edilmesini istediğimiz kodları yazacağız. Bakın şöyle temel bir, en temel basit bir lambda ifadesini şu şekilde oluşturabiliriz. Bir tane köşeli parantez, bir tane normal parantez, bir tane de süslü parantez bizim çok temel seviyede bir lambda ifademiz olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu icra etmek için de tekrar şöyle parametreleri geçireceğimiz parantezleri yazmamız gerekiyor. Şurada boşluk olup olmaması önemli değil tabi. Ben rahat görüntüsünü boşluk bıraktım. Parametreleri geçireceğimiz son bir parantezimiz var. İşte bu bir en basit haliyle bir lambda ifadesi arkadaşlar.
lambda ifadelerinin çağrılması, normal fonksiyonlarda olduğu gibi lambda ifadelerini de çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için iki tane yöntemimiz var. Bir tane lambda ifadesi tanımlayalım isterseniz ilk olarak. L lambda expression diyelim değişkenimizin ismini. Hemen köşeli parantezimi yazıyorum, normal parantezimi yazıyorum. Bir de fonksiyonun gövdesini yazıyorum. Satır sonra da noktalı virgül koyuyorum. Ne yapacak bu lambda ifadesi? Sadece geriye bir string döndürsün. Bu string de merhaba lambda olsun. Merhaba lambda olsun. Şu da return satırının son olduğu için nokta virgül koydum. Bakın çok basit bir lambda ifadesi yazdım. Geriye sadece merhaba lambda stringini döndüren bir lambda expression. Bunu ben yazdım. Bunu çağırmak için arkadaşlar değişkenin adını yazıp parametre parantezlerini yazıyorum. Yani ben burada LE değişkeni şu lambda ifadesini atadım ama bu lambda ifadesi şu anda icra edilmiyor. Ben bunu icra etmek için şu şekilde değişkenin adını yazıp parametre göndereceğim parametreleri içerisine yazacağım parantezi yazmak zorundayız. Tabii şu an bizim parametremiz yok. Ya da alternatif olarak ben bir lambda ifadesini bir değişken içerisine koymak zorunda değilim. Bir değişkene ihtiyacım yok. Bu şekilde de lambda ifadesini tanımlayabilirim. Bunu icra etmek istiyorsam, bunu çağırmak istiyorsam sadece parametre parantezlerini göndereceğim parametreleri içine yazacağım parantezi yazmam yeterli arkadaşlar. Yani şu iki satır ile bu tek satır aslında tamamen aynı işlemi yapmış oluyor. Ekranda görüntüleyeyim isterseniz. Şöyle yazdığımda bakın her ikisinde de ne olacak? Merhaba lambda ifadeleri terminalde alt alta görüntülenmiş olacak. Derleyelim uygulamamızı. Çalıştırdım. Merhaba lambda, merhaba lambda arkadaşlar. Bu şekilde lambda ifadelerini iki farklı yöntemle çağırmış olduk. Bir değişkene bağlı olarak ya da bir değişken kullanmadan lambda ifadelerini kullanmış olduk. Peki bizim lambda ifadelerimizde parametre yoktu. Peki ben parametre göndermek istersem ne yapacağım? Parametre tanımladığım yer şu düz parantezde. Bir tane string parametremiz olsun. İsim olsun. Bu isim parametresini biz merhabanın yanında görüntüleyelim. Yani fonksiyonumuzu çalıştırdığımızda merhaba ve isimi yan yana yazsın. İşte merhaba Ali, merhaba Ayşe, merhaba Fatma şeklinde. Ardından diğer alternatifi de aynısını yapalım. Şimdi bunları yine ekranda görüntüleyeceğiz. Terminalde görüntüleyelim. LE değişkenini çağırmak için ne yapıyorum? LE yazdım. Bizim boş bir parametre parantezimiz vardı. Artık bu boş olmayacak. Buraya ben parametremi göndereceğim. Aynı şekilde tabii şunu şöyle yapalım. Şuraya yapıştıralım. Bakın lambda ifadesini oluşturdum ve hemen burada çağıracağım ben bunu. Bir paranteze ihtiyacım var. Parametre parantezine. Ama bu parantezin içi tabii ki artık boş olmayacak. Ben hangi parametreyi göndereceksem onu yazacağım arkadaşlar. Burada Ali parametresini gönderdim. Burada da Veli parametresini gönderdim. Merhaba Ali ve merhaba Veli ifadesini yine alt alta görüntüledik. Yani lambda ifadesini iki farklı şekilde çağırmış olacağız. Derliyorum. Hata nerede hata? Şurada noktalı virgül olmayacak tabii. Gördüğünüz gibi merhaba Ali, merhaba Veli ifadelerini görüntülemiş oldum arkadaşlar. Tekrar şöyle yalın bir şekilde ifade etmemiz gerekirse bakın şurada iki satırda yaptık. Lambda ifadesini tanımladım. Lambda ifadesini tanımladım. LE değişkenini atadım ve daha sonra bu LE değişkenini icra ettim, çağırdım. Burada ise hiçbir değişkene bağlı kalmadan lambda ifadesini tanımladım ve lambda ifadesini burada çağırmış oldum arkadaşlar. İki farklı şekilde lambda ifadelerini icra edebiliyoruz, çalıştırabiliyoruz. Gelelim capture specification, yani ne dedik? Yakalama tanımlaması. Yani bizim lambda ifademizin ilk yapısı köşeli parantezde hatırlayacaksınız. Köşeli parantezi biz nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmalıyız? Şimdi onu inceleyelim arkadaşlar.
Yakalama tanımlaması dış değişkenlerle alakalı. Dış değişken ne demek? Lambda ifadesi dışındaki değişkenler. Ben bu değişkenleri nasıl almak istiyorum? Kopyalama yoluyla mı, referans yoluyla mı? Kopyalama yolu adından da anladığınız üzere dışarıdaki değişkenlerin değerlerinin kopyalanıp lambda ifadeleri içerisinde o şekilde kullanılması. Referans ise arkadaşlar doğrudan dış değişkenlerin adresinin lambda ifadelerinin içerisinde kullanılması. Dolayısıyla dışarıdaki değişkenlerin doğrudan müdahale altında kalması, doğrudan içeriğini değiştirilebilmesiyle alakalı bir durum. İlk yöntemimiz arkadaşlar kopyalama yoluyla yakalama. Kopyalama yoluyla yakalamak için eşittir'i kullanacağız. Eşittir demek dış değişkenlerin hepsinin değerini kopyala, o şekilde alanlarına geliyor. Basit bir uygulama yapalım isterseniz hemen. Bizim main fonksiyonumuz içerisinde 3 tane değişkenimiz olsun. Integer, double ve string şeklinde x, y, z değişkenlerimiz olsun. Ben bunların bir lambda ifadesi içerisinde kullanmak istiyorum. Ama ondan önce, lambda ifadesinden önce isterseniz x, y, z'yi terminalde ekranda bir görüntüleyelim. Hiç daha lambda ifadesine gelmeden önce. Sonra ben bir lambda ifadesi tanımlayayım. Köşeli parantez, düz parantez ve fonksiyon gövdesi. Buraya parametre yazacağız ki yok bu uygulamamızda parametre olmasın, basit olması adına. Şu köşeli parantez içerisine ben eşittir'i koyayım. Bu eşittir ne demek arkadaşlar? Ben az sonra x, y, z değişkenlerini kullanacağım lambda ifadesi içerisinde. Bu x, y, z değişkenlerin kopyasını bana gönder demek. Yani x, y, z değişkenlerin orijinal halleri değişmesin, onlar orada saklı kalsın. Ben kopyalarını lambda ifadesi içerisinde kullanmak istiyorum anlamına geliyor. Lambda ifadesini, gövdesini yazacağım. Lambda ifadesini çağıracağım. Az önce gördük. Nasıl çağırabiliriz? Şurada bu şekilde çağırabiliriz. Ya da arkadaşlar şöyle le deyip yine lambda ifademizi icra edebiliriz. Lambda ifadesi icra edildikten sonra tekrar x, y, z'yi ben ekranda görüntülemek istiyorum ki kopyasını göndereceğim için x, y, z içerisinde hiçbir değişiklik olmaması lazım. Yani şurada ve şurada görüntülediğimiz değerlerin aynı olması lazım. Şuraya sonrası yazalım tabi. Sonrası diyelim. Evet. Şimdi burada ilk olarak arkadaşlar ben artık x, y ve z'ye erişim şansım var. Bunun kopyasına bir erişim şansım var. Şöyle x artı artı yazarsam ne olur? Bu şu anda bir hataya sebep olacak. Hemen derleyip görelim. Bakın bana bir hata verdi. Diyor ki senin bir artırmaya çalıştığın x değişkeni sadece okunabilir bir değişken. Yani evet sen x değişkenine ulaşabilirsin, x değişkenin kopyasına ulaşabilirsin ama bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsın diyor. Aynısı y ve z için de geçerli arkadaşlar. Ben y üzerinde de bir değişiklik yapamam veya işte z nokta append deyip selam ifadesine merhaba ifadesini eklemek istersem burada da bir hata alacağım. Görelim. Bakın, tabii bu string olduğu için oldukça uzun bir hata raporu verdi bana. Ben hiçbir şekilde şu anda x, y ve z, x, y ve z'yi değiştiremiyorum arkadaşlar. Bunları bir kopyasını aldım, bunlara erişebiliyorum ama değiştiremiyorum. Tamam, madem erişebiliyorum, şöyle erişeyim. Integer a diyorum. Bir a değişkeni oluşturdum. Bu a değişkeni nerede geçerli arkadaşlar? Sadece lambda ifadesi içerisinde geçerli. A'nın içerisine x'in bir kopyasını atıyorum. B'nin içerisine y'nin bir kopyasını atıyorum. Bir tane de string tanımlıyorum. Ona da c diyelim. Ona da z'nin bir kopyasını atadım. A, B, C yerel değişkenlerim içerisine 11, 22, 33 ve selam ifadelerini atadım. Ondan sonra bunları değiştirelim. Neyi değiştireceğim? A, B ve C'yi değiştireceğim. A'yı 1 artıralım. B'yi kaç artıralım? 2 artıralım. 2.0 artıralım. C'ye de arkadaşlar merhaba ifadesini ekleyelim. Yani A'nın değeri burada ne oldu? 11'di, 1 artırdık, 12 oldu. 2 artırdık, 24.33 oldu. C ne oldu? Selam, merhaba ifadesi olmuş oldu. Bunları da terminalde görüntüleyelim isterseniz. Lambda expression içinde A, B ve C'yi görüntülüyoruz. Daha sonra çıktıktan sonra tekrar X, Y ve Z'yi görüntüleyelim arkadaşlar. Burada biz ne bekliyoruz? 11, 22, 33. Burada değişen değerler. Burada tekrar 11, 22, 33 ve selam ifadesinin yani orijinal değerleri görmeyi bekliyoruz. Derliyorum.
Çalıştırıyorum. Bakın lambda ifadesine girmeden önce x, y, z'nin değerini 11, 22, 33 ve selam olarak görüntüledim. Burada x, y, z'nin kopyasını ABC'ye atadım ve ABC'yi değiştirdim. A'yı 1 arttırdım, B'yi 2 arttırdım ve merhabayı ekledim C ifadesine. Bunları görüyorum. Ondan sonra lambda'dan çıktıktan sonra x, y, z'nin hiç değişmediğini görüyorum ki zaten x, y, z'yi değiştirecek bir kod yazmadık burada arkadaşlar. X, y, z'nin bir kopyasını lambda ifadesinin içerisine gönderdik. Onları da başka değişkenler üzerinden değiştirdik. Peki ben illa da x, y, z değişkenlerini değiştirmek istiyorsam ne yapacağım? Şöyle siliyorum. Eşittir şurada kalsın. X, y, z'nin kopyasını almak istediğimi beyan ediyorum burada. X, y, z'yi değiştirmek istiyorum. X, y, z'yi diyorum ama yanlış ifade kullandım aslında. X, y ve z'nin birer kopyasını değiştirmek istiyorum. X'i 1 arttırdım. Y'yi 2 arttırdım. Z'ye bir string ekledim. Merhaba. Bakın, benim burada yaptığım değişiklikler, benim burada yaptığım manipülasyonlar hiçbir şekilde x, y ve z'yi değiştirmeyecek. Çünkü bunlar x, y ve z'nin birer kopyası üzerinde bir değişiklik yapmış olacak arkadaşlar. Ki olmayacak, hata verecek değil mi? Burada az önce ilk olarak bahsetmiştik, hata verecek. Bu hatayı almamak adına ve değişiklik yapılmak adına şuraya mutable ifadesini yazmam yeterli arkadaşlar. Şimdi x, y ve z'nin değerine lambda ifadesi içerisinde görüntüleyelim. İçinden diyelim şuraya. Yani lambda'dan önce, lambda'dan sonra ve lambda'nın içerisindeki x, y, z değerlerini görüntüleyelim ama lambda'nın içerisindeki x, y, z değil, x, y, z'nin birer kopyası olmuş olacak. Derliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın lambda'dan önce ilk değerleri 11, 22, 33. Çıktıktan sonra yine 11, 22, 33. Yani orijinal değişkenlerde bir değişiklik yok. Ama lambda ifadesi içerisinde yaptığımız değişiklikler uygulanmış. 1 arttırılmış, 2 arttırılmış, merhaba ifadesi eklenmiş. Ama bu yapılan değişiklikler değişkenlerin bellekteki adreslerinde değil, birer kopyası üzerinde yapıldığı için değişkenlerimize hiçbir şekilde etki etmiyor arkadaşlar. Peki, tamam. Şimdi table ifadesini silelim. Şurada kalsın. Ben değişkenlerin kopyasını değil, değişkenlerin kendisine müdahale etmek istersem, yani dışarıda bulunan değişkenlerin doğrudan adresi üzerine, yani pointerlarda olduğu gibi doğrudan referansına bir müdahalede bulunmak istersem arkadaşlar, bu kez eşittir yerine and karakterinin and ifadesini yazmam gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra hiç mutable'a falan ihtiyacımız yok. Direkt x'i 1 artırabiliriz. X'i 1 artırabiliriz. Az önce sildiğim kodları aynen yazabilirim yani. Y'yi 2 artırabiliriz. Z7'de ne yapmıştık? Bir metin eklemesi yapmıştık. Şimdi az öncekinden farklı olarak arkadaşlar, burada yaptığım değişiklikler, lambda ifadesi içerisinde yaptığım değişiklikler artık dışarıda da görüntülenmiş olacak. Derliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın lambda'dan önce orijinal değerleri, lambda içerisinde bir değişiklik yapıyorum. 12, 24, 33 selam merhaba oldu. Artık lambda'dan çıktıktan sonra da x, y ve z'nin değerleri değişmiş olarak görüntüleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla şurada yazdığım and ifadesi doğrudan değişkenlerin, dış değişkenlerin referansını, yani adres bilgilerini lambda ifadelerine gönderilmesini sağlıyor arkadaşlar. Peki aynı anda ben hem kopyalama yoluyla hem de referans yoluyla bir yakalama işlemi yapamaz mıyım? Tabii ki yaparım. İşte bazı değişkenleri kopyalayarak bazı değişkenlerin de referansını geçirebilirim. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Eşittir diyorum. Varsayılan yakalama yöntemi eşittir. Yani bütün değişkenleri kopyalama yoluyla yakala ama x değişkenini referans yoluyla yakala. O durumda ne olacak arkadaşlar? Ben x değişkeni üzerinde herhangi bir değişiklik yapabileceğim ama şurada bu table'da yazmadığım için y ve z'nin sadece arkadaşlar kopyasına sahip olmuş olacağım. X'e doğrudan müdahale edebilirim ama y ve z'ye müdahale etme şansım yok. Bu şekilde varsayılan yakalama yöntemi eşittir kopyalama ama x değişkenini referansıyla yakala demiş oldum arkadaşlar. Ya da tersini yapalım. Tersini yapalım. Varsayılan yakalama yöntemi referans olsun, yani bütün değişkenleri referansıyla yakala ama x'i kopyalama yöntemiyle yakala. Bu kez de ne olacak? Şu satırı çalıştıramayacağım bu table olmadığı için. Ama
Y ve Z'ye doğrudan müdahale edebileceğim. Çünkü Y ve Z'nin referanslarını yakalıyorum, adreslerini yakalayıp doğrudan müdahale edebiliyorum. X'in ise bir kopyasını yakaladığım için X'in değerini değiştirme şansım yok arkadaşlar. Bir diğer örneğimizi yapalım arkadaşlar. Şu hale getireyim tekrar. Mesela X'i referansıyla kullanmak istiyorum. Y'yi de kopyalama yöntemiyle yakalamak istiyorum. Bakın X'i adresine, X'in referansını döndürüyorum. Y'nin ise bir kopyasını döndürüyorum. Dolayısıyla burada X üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilirim. Y'ye müdahale edemem. Burada Z'ye de müdahale edemem arkadaşlar. Çünkü yakalama listesinde Z ile alakalı hiçbir şey yok. Yani bir varsayılan yakalama yöntemi yazmadım. Sadece eşittir ya da sadece and ifadesini yazmadım. X ve Y ile alakalı yakalama yöntemlerini yazdım. X'in referansını Y'nin kopyasını yakaladığım için burada yine Z üzerinde herhangi bir değişiklik, kalıcı bir değişiklik yapma şansım yok arkadaşlar. Son örneğimiz de şu olsun arkadaşlar. Bu durumda ne olacak? Yani köşeli parantezin içerisine boş bırakırsam herhangi bir ortam değişkenini yakalayamaz. Sadece lambda ifadesi içerisindeki yerel değişkenlere erişimimiz oluyor. Yani bizim burada x, y ve z'ye herhangi bir şekilde erişimimiz yok. Çünkü köşeli parantez içerisine herhangi bir ne değişken ismi yazdık, ne eşittir yazdık, ne and yazdık, hiçbir şey yazmadığımız için bir dış değişkeni, ortam değişkenini yakalama şansımız kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde Capture Specification ifadesini işlemiş olduk. Gelelim parametre listesine. Tıpkı normal fonksiyonlarda olduğu gibi lambda ifadelerinde de parametre geçebiliyoruz arkadaşlar. Ama bu zorunlu değil elbette ki. Parametre geçmek ya da parametreleri boş bırakma işlemi nasıl yapabiliriz ona bakalım. İki tane ben lambda ifadesi tanımladım. Bir tanesi 11 değerini döndürsün, diğeri de 22 değerini döndürsün. İkisi de parametre almıyor gördüğünüz gibi. Bakın şu LE2 ifadesine baktığımızda bir parametre almıyor. Parametre listemi boş bıraktım dolayısıyla. Yukarıdakinde daha önce kullanmadığımız bir kullanım şeklini görüyoruz arkadaşlar. Parametre listesi parantezi hiç yok. Bir parametremiz olmadığı için ben bu parantezleri yazmasam da olur. Dolayısıyla ikisi de doğru bir ifadedir. İkisi de düzgün bir şekilde çalışabilir arkadaşlar. Ben bunları çağırsam ve ekranda görüntülesem, yani ekranda 22 ve 33 değerlerini görüntülemek istesem ne yapacağım? LE'yi çağırdım, LE1'i çağırdım ve LE2'yi çağırdım. LE1'de bakın parametre parantezleri olmamasına rağmen tanımladığım yerde çağırırken o parantezleri boş bile olsa yazmak durumundayım arkadaşlar. Derleyelim. Çalıştıralım. 11 ve 22 ifadelerini düzgün bir şekilde görüntülemiş olduk. Peki parametre geçirirsem ne yapacağım? Bir tane de parametreli bir lambda ifadesi tanımlayalım. Bakın LE adında bir lambda expression'ımız olsun. İki tane parametre alsın bu. Integer x ve integer y şeklinde. Hangisi büyükse ona göre bir string mesajı döndürsün. X y'den büyükse işte ilk sayı büyüktür. Küçükse ikinci sayı büyüktür. İki sayı birbirine eşittir şeklinde bir mesaj göndersin. Üçünü de deneyelim. Sonuçları string döndüreceği için bu stringleri arkadaşlar terminal üstünde görüntüleyelim. 11 ve 22 sırasıyla gönderirsek hangisi büyük? 22 büyük olduğu için ikinci sayı büyüktür mesajı göndermeyecek. Altındaki örneğe baktığımızda 44 ve 33. 44 büyük olduğu için ilk sayı büyüktür diyecek. Son örnekte de sayı pardon eşittir mesajını terminalde görmeyi bekliyoruz. Derledim. Çalıştırdığımda beklediğim mesajların doğru bir şekilde görüntülendiğini gördük. Ne yaptık? Lambda ifadesini çağırırken parametre parantezler arasına istediğim parametreleri göndermiş oldum. Tanımlama satırımızda aynı şekilde gönderilecek parametrelerin türünü belirtmek durumundayım. Gelelim geri dönüş türüne. Yine normal fonksiyonlarda olduğu gibi lambda ifadelerinde geri dönüş türleri olabiliyor arkadaşlar. Fakat lambda ifadelerinde geri dönüş türünü belirtmek zorunlu değildir. Eğer bir tür belirtilmemişse, geri dönüş türü belirtilmemişse derleyici geri dönüş değerinin türünün ne olduğunu return ifadesinden çıkarıyor. Yani fonksiyon gövdesi içerisinde yazdığımız return ile yazdığımız değere göre o gönderdiğimiz değerin türü neyse onun çıkarımında derleyici bulunuyor arkadaşlar. Eğer hem geri dönüş türünü biz belirtmedik hem de return deyimi kullanmamışsak bu kez derleyici bunun bir void olduğunu, yani geri dönüş türünün void olduğunu kabul edecek arkadaşlar. Hemen bununla ilgili örneklere bakalım. Bir tane lambda ifadesi tanımlayalım.
köşeli parantezimiz, normal parantezimiz ve fonksiyon gövdemiz. Bakın burada bir geri dönüş türünü belirtmedik. Dolayısıyla derleyici ne yapacak? Return satırına bakacak. Return'ı biz ne göndermişiz? 11 göndermişiz. 11 sayısının veri türüne bir tam sayı. Dolayısıyla derleyici bunun bir tam sayı olduğunu, bir integer olduğunu çıkarımında bulunacak. Bakalım bulunacak mı gerçekten? Geri dönüş türünün değerini ekranda yazalım. LE ifademizi yazdık parantezleriyle birlikte. Daha sonra bunun type id'sini aldık ve bu type id'sinin name'ini görüntüledik. Yani integer bir i ifadesini görmeyi bekliyoruz. Derliyorum. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 11 bir tam sayı olduğu için derleyici bunun geri dönüş türünü integer olarak belirlemiş oldu. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimize de arkadaşlar hatta şöyle yapayım. Direkt şu satırı silsem. Bakın. Boş bir lambda ifadesi arkadaşlar. Ne geri dönüş türünü belirtmişim ne de bir return ifadesi kullanmışım. Dolayısıyla burada derleyicimiz nasıl bir çıkarımda bulunacak? Derleyicimiz bunun bir void yani geriye değer döndürmediği çıkarımda bulunması gerekiyor. Derliyorum, çalıştırıyorum. Ne görmeyi bekliyoruz? V harfini görmeyi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ne return name var ne de benim özellikle belirttiğim bir geri dönüş türü olmadığı için derleyici bunun bir void fonksiyonu olduğunu çıkarımında bulunmuş oldu arkadaşlar. Asıl en doğru halini şimdi yazalım. Geri dönüş türümüz olsun. Geri dönüş türünü nereye yazacağız arkadaşlar? Parametre listesinden sonra şu pointerlardan hatırladığımız tire ve büyüktür işareti yani ok işaretini anımsatan operatörü yazdım. Geri dönüş türümü ifade edeyim. Double olsun istiyorum. Şöyle daha rahat görelim. Return 11 diyelim. Az önce de return 11 demiştim. 11 tam sayı olduğu için derleyici bunu integer olarak kendisi bir çıkarımda bulmuştu. Ama bu kez ben yine 11 döndürüyorum ama bunun double olmasını istediğim için bu kez derleyiciye bırakmadan ben kendim belirliyorum. Ben bir tam sayı bile göndersem bunun double olarak işlenmesini istediğimi belirtiyorum. Derliyorum, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 11 sayısı bu kez benim şu seçtiğim ifadeden ötürü bir double olarak geri dönüş türü double olarak belirlendiği için 11 sayısı da double'a dönüştürülerek geri döndürülmüş oldu arkadaşlar. Geri dönüş türü de bu şekilde yazmak zorunda değiliz. Biz yazmasak bunun çıkarımını derleyici kendisi yapıyor. Evet, lambda ifadeleriyle ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadar. Ama STL içerisinde çok kullanılıyor dedik. STL içerisinde kullanımını da yönelik de bir çok basit bir uygulama yapıp bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bahsetmedik ama vektörlerle alakalı çok çok basit bir örnek yapacağız. Vektör kütüphanesini ekledim. Ardından algoritma kütüphanesini de ekliyorum. Vektör ve algoritm kütüphanesini ekledim. Basit bir vektörümüz olsun. Nedir vektör? Vektörden ayrıntılarıyla bahsedeceğiz ama bakın burada vektör, benim tanımladığım vektör, integer türünde sayıları tutan bir konteyner, bir kapsayıcı yani. Benim v değişkenim de şuradaki 6 tane tam sayıyı kapsayan bir veri arkadaşlar. Dizi gibi düşünebilirsiniz, dizilerin daha gelişmiş gibi düşünebilirsiniz. 6 tane sayıyı ben v değişkeni içerisinde saklıyorum. Şimdi benim burada istediğim bu 6 tane sayıdan kaç tanesi tek ya da kaç tanesi çift onun çıkarımında bulunmak istiyorum. Bu tarz çıkarımlar için STL'de bir algoritma var arkadaşlar. Count if adında bir algoritmamız var. Count if diyelim. Adından belli aslında if var ve count var. İstediğimiz koşullara uyan elemanların sayısını veren bir fonksiyon. Ben burada tek sayıların sayısını benim vektörüm içerisinde kaç tane tek sayı var onları öğrenmek istiyorum. Onunla ilgili COUNTIF algoritmasını kullanmak istiyorum. Şuraya tek sayıların sayısı 4 olsun. 33, 11, 55 ve 77. 4 tane tek sayımız var. Ben bu 4 sayısını elde etmek istiyorum COUNTIF algoritmasıyla. Şimdi bir tane değişken tanımlıyorum. Integer diyorum. Tek sayılar ya da sonuç diyelim çok uzatmadan sonuç. Neyin sonucu bu? Kaç tane tek sayı varsa onun sonucu. Ben bu sonuca nasıl ulaşacağım, nasıl hesap edeceğim arkadaşlar? Count if algoritması sayesinde. Bu count if algoritması bir STL algoritması arkadaşlar ve standart isim uzayı altında. Dolayısıyla STL'yi count if şeklinde ifade ediyorum. Şimdi
count if, belirli koşullara uyan elemanların sayısını bana göster. Neredeki sayılar bunlar arkadaşlar? V vektörü içerisindeki. Dolayısıyla ben bu count if algoritması içerisine V container'ımı belirtmem gerekiyor. Parametre olarak geçmem gerekiyor. V.begin. V.begin demek arkadaşlar container'ımız içerisindeki ilk elemanın adresi. Dolayısıyla 33'ün adresini ifade ediyor. Ondan sonra bir de bu vektörün bitiş noktasını yazmam gerekiyor burada. 33 ile 77 arasındaki bütün sayıları inceleyeceğim için V.end diyorum. V.end de arkadaşlar 77'den sonraki bellek adresini bize döndürüyor. Dolayısıyla ilk elemandan son elemana kadar olan bütün elemanları incele diyorum. 33'ten 77'ye kadar olan bütün sayıları incele diyorum. V.begin ve V.end diyerek arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki bu sayılardan tek olanların sayısı kaç tane? Bu 7 tane sayıdan kaç tanesi tek? Bir sayının tek olup olmadığını ifade etmek için işte burada arkadaşlar ben bir lambda ifadesi kullanacağım. Köşeli parantez yazıyorum, normal parantez yazıyorum ve fonksiyonumun gövde parantezlerini yazıyorum. Buraya ne diyeceğim? Ben ilgili sayı tek mi çift mi? Bir sayının tek ya da çift olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Mod operatörüyle işte %2 operatörüyle 2'ye bölümünden kalan 0 mı 1 mi onu inceleyeceğiz. Ama önce bir parametreye ihtiyacımız var. Integer i diyorum. Burada i ya da herhangi bir ifade yazabilirsin. Buradaki parametrem ne olacak arkadaşlar benim? İlk olarak 33 olacak i yerine. Ardından 11 olacak, 55 olacak. Dolayısıyla v içerisindeki bütün değerler parametre olarak teker teker gelecek ve bu lambda ifadesine parametre olarak gönderecek arkadaşlar. I parametresi tabii geri döndüreceğiz. I parametresi 2'ye bölümünden kalan 0 mı 1 mi? Eğer 1 ise true ifadesini döndürecek, 0 ise false ifadesini döndürmüş olacak. Dolayısıyla V değişkeni içerisindeki bütün elemanları ben tek ve çift olup olmadığını şu lambda ifadesiyle elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ve elde edilen sonucu da yani bizim beklediğimiz sonuç kaç? 4, 4 sonucunu da burada görmek istiyorum. Ekranda görüntüleyelim hemen. Bu şekilde arkadaşlar şu lambda ifadesine ben kaç tane tek sayı olduğunu bulmak için bir lambda ifadesini bu şekilde STL algoritması içerisinde kullanmış oldum. Kaydediyorum, değerliyorum uygulamamı. Çalıştırdım ve 4 sonucuna ulaşmış oldum. Bu tabii çok basit bir kullanım. Bunun gibi ve bundan çok daha karmaşık lambda ifadelerini arkadaşlar STL içerisinde kullanabilmemiz mümkün. Lambda ifadeleriyle alakalı bahsedeceklerimiz bu kadar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.